Anne baba olmanın sevincini yaşadık. Bebeğimizle evimize gittik. Hayatımız değişti. Artık uyku saatlerimiz düzenli değil. Her şey bebeğimize odaklı. Maalesef anne babaları en çok zorlayan durumlardan biri de zamansız, bitmek bilmeyen ağlamalar. İnfantil kolik genelde bebek doğduktan 2 hafta sonra başlayan bir durumdur. Bu aslında bir fizyolojik süreçtir. Ortalama 3. aya kadar da devam eder. Nadiren 4-5 aya kadar süren bebekler de var. Tam olarak infantil kolin nedeni belli değil. Bazı görüşler bağırsak sisteminde, gastrointestinal sistemdeki enzimlerin yetersizliği ve bunların zaman içinde yerine yeterli hale gelmesiyle bu ağlama nöbetlerinin geçtiği yönünde. Yine annenin, özellikle annenin veya ailede herhangi bir sigara kullanımı, bebeklerin anne sigara kullandığında bebeğinde infantil kolik olasılığının daha fazla arttığı saptanmış. Bebeklerin, annelerin gebelik sürecinde ve gebelikten sonraki gerginlikleri, gerilim, aile içindeki huzursuzluklar olduğu takdirde bebekte bu kolin daha fazla görüldüğü saptanmış. Kolik normal bir ağlama değil. Kolik gerçekten susturulamayan bir ağlama. Özellikle akşam üzeri saatlerinde, öğleden sonra başlayan, 3 saat kadar sürebilen katıksız, kesiksiz ağlama. Bir anda anne memesindeyken kolik de ağlamaya başlıyor. Ne beslenme onu susturabiliyor, ne hiçbir yöntem bebeğin ağlamasına engel olamıyor. Anneler bu durumda çok endişeleniyor. Anne geriliyor. Anne gerildikçe bu kolik daha da uzun sürüyor. Bazı çalışmalarda da annenin yediği alerjik besinlerin bu koliği arttırdığı saptanmış. Ama net değil. Ama biz hekimler, çocuk hekimleri diyoruz ki yani siz de yediğiniz besinlere dikkat edin. İnek sütü olabilir. Bazı annede alerji yapan besinler. Bunları tükettiğiniz takdirde bebeğinizin o koliklerini daha şiddetli yaşıyorsa, evet, bunları menünüzden, diyetinizden çıkartın. Ama bu tamamen annenin gözlemiyle olacak bir şey. Yoksa biz kesinlikle bu yiyecekleri yemeyin demiyoruz. Bazı anneler bebeğime rezene çayı verebilir miyim, anason verebilir miyim diye bize soruyor. Bebeklerde bitkisel çayları önermiyoruz. Çünkü bunlarla yapılmış çalışmalar yok. Zararlı olabilir. Bazen zehirlenmelere kadar neden olabilir. O yüzden bebeklere bu şekilde bitki çayları vermiyoruz. Yapılan çalışmalar sonucu sadece bir miktar probiyotiklerin faydası olabileceği, bağırsak florasının düzenlemesi nedeniyle faydalı olabileceği gösterilmiş. Kolik de tedavide maalesef bir ilaç sunamıyoruz. Ama anneler o kadar çaresiz, bize defalarca geliyor ki ilk aylarda gece çocuk acile başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Anne baba kucağında bebeğiyle kendini dışarıya zor atar. Çocuk ağlıyor, katıldı ve durmuyor diye. Ama çocuk acile geldiklerinde bir anda bebek mışıl mışıl uyuyordur. Çünkü çocuk arabayla gelirken o sarsıntı, hafif ritmik hareketler bebeği sakinleştiriyor. Bazı anneler kurutma makinesinin veya çamaşır makinesinin sesini kaydedip bebeklerine dinletiyorlar ama tabii ki cep telefonu bebeğinizin başucunda olmayacak. Onun verdiği zarar inanın o kolik ağlamasından çok daha fazla. O yüzden bu tür uygulamaları yapmayın. Ne yapabilirsiniz? Kucağınıza alın bebeğinizi, göğsünüze yatırın. Hafif ona ninniler söyleyin, pışpışlayın. Ritmik sallanma hareketleri yapabilirsiniz. Ben senin yanındayım, güvendesin. Bunu bebeğinize hissettirdiğinizde zaten rahatlayacak ve mışıl mışıl uyuyacaktır. Sonuç olarak diyebiliriz ki kolin tek tedavisi zaman.